10-15 kere yapılacak olan hareketler bir önceki hareketler 3 veya 4 seri en fazla diyor. Fazla yapılacak bir şeyler değil. 5 odata sportivi care au bună mobilitate au o viață sportivă. Tekrar söylüyorum. İyi bir esneklik olan bir sporcu, sporcu hayatı ei vor fi mai bine feriți de traumatisme musculare și afectate. Sakatlıktan daha korunmuş oluyor. Arkadaşlar, benim sizlere söyleyeceğim bugün bu kadar. Sizler herhangi istediğiniz varsa, sorularınız varsa hemen bir şey edelim. Kutları pazarına çıkartalım. Tam yarım saat sürdü zaten. Evet. İşleteceğiz, beklememiz gereken bir şunu var mı yoksa böyle? Când facem pregătim pentru mobilitate. Între două elemente, cât trebuie să se odihnească, dacă trebuie să se odihnească sau nu? S-a dat jos de pe aparat. El atunci poate imediat după efortul acela să se schimbe să Linke, alette çalışıyor. Imediat se poate. Așa e India. Are alette ki serileri bitirde. Și oricum pe picioare. Nerede? Ayakta e Linke, o omuz şeyleri. İndi, öbür arkadaş oraya çıktı. O ne yapabilir? Hemen eşteki geri. Bine, înainte de a se urca iar pe aparat, să aibă veya, veya diyorum ki alete geçmeden önce zaten o bir iki dakika zaten dinleniyor oraya geçmeden. Buraya uğraştırdık şu ettik hemen oraya çıkamaz ki diyor. En azından bir iki dakikaya kadar dinlenecek ondan sonra oraya çıkacak. Esneme de bekleme süresi ne? Onu soruyor. Evet. Şimdi esnetirken ilk ısınmanın sonunda ne geçeceğim bu. Mesela bu adamın omzu sert ilk ısınmada. Omzu sert. Yan foto tarzda. Biraz şey, gergin olmaması gerekiyor orada. Yumuşak olacak çünkü sporcu da tepki gösterirse o zaman daha ağır şey olur diyor. Hayır, sporcu rahat olacak diyor. Hoca bu esnekliği yaptığı zaman diyor. Tamam mı? 10 veya 15 saniye kadar bu tip şeylerde görüşte. Unutma, sporcu iyice gevşek olacak. Kasta olursa o zaman bir şey olmaz. O zaten kas kazanıyoruz biz. Esneklik kazanmıyoruz ki diyor. Tamam mı? Hareketleri gösterirken hep yaylanma şeklinde yap. Yani şöyle yaylanmalar şeklinde yap. Evet. Şimdi duracağız dedi. 10-15. Evet. Evet. Ama şurada burada iki değişik şeyler var. Birisi alta, birisi de öne. Çünkü bir görüyorsun, bir arkaya geliyorsun. İkisi de faydalı. Evet. Şöyle yaptım biraz önce. Evet. Bunu mu yapacağız yoksa bunu bekleyeceğiz? Trese kompensatörü ku extensi. İkisi de beraber çalıştıracaksın diyor. Arkada da önde de bunlar ikisi de. De lucrat kompensatör bunu. Neden? Çünkü bu şey. Bak, karşılıklı olan. Bir öne geliyorsun. Trese kompensez după aceea. Bunu arkaya muhakkak arkayla bağlantılı olacak diyor. Öne çıkıyorsun bir ilk kere arkaya gideceksin. İkisi de işte bir ayna gibi. Öne çıkıyorsun bir kısım kasları iş ediyor. Onun karşı kasları onu arkaya gelerek işliyor. Flexi ve extensi. Bunlar ikisi de bağlı olacak. Zaten antagonist. Karşı konuda olan kaslar destekleyecek. Bunun ikisi de bağlı olacak. Evet arkadaşlar. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bekletiliyor değil mi? Hava.
arkadaşlar, yaklaşık 11 gün süren kurs kursun içerisinde gerçekleştirdiğimiz milli takım kampımız sonuna gelmiş bulunmakta. Öncelikle bu kursun bu şekilde ortaya gelmesinde çok değerli katkıları olan Türkiye Milyon Kat Komitesi görevlisi Yaşar Öden ve Federasyonu'na teşekkürler sunmak istiyoruz. Fark etmezler. Ne zaman sporu bırakırsınız, bunun büyüklüğünü, ne zaman
dış dünyada sizlerle olan insanları kıyaslama şansınız olur. O zaman bu büyüklüğü ararsınız. Gerek çalışmanızla, gerek öğretimdeki olan başarılarınızla, gerek bizlerle olan münasebetlerinizle daima ön planda olan ve kişiliğinizle temayüz etmiş insanlarsınız. Bizim tek eksikliğimiz bana göre Türkiye'nin şartları neyse biz öyle oluruz imajını hala silememiş olmamız. Türkiye kalkınmakta ve ileri giden bir ülke konumunda. Birbiriyle çekişen değil, birbiriyle kavga eden değil, birbiriyle dayanışma içinde olan bir toplum olmak mecburiyetindedir. Burada sporcularımız bunu başardı, antrenörlerimiz bunu başardı, idarecilerimiz de başardı. Bizim en büyük hedefimiz geldiğimiz günden bu yana çok iyi spor yapan olduğu gibi çok iyi eğitilen, çok iyi öğretim alan ve de yüksek öğretimde başarılı olan çocukların ortaya çıkmasıydı. Ve bu başarıyla gerçekleşti. Şöyle bir baktığınız zaman etraflarımıza teknik komite başkanlarınız ve de diğer idarecilerin çoğu bu camiada spor yapmış sonra ileri konumlara gelmiş kişiler. Şimdi böyle bir konumda böyle bir yerde olmaktan mutlu olduğumu ifade ettim. Tabii ki burası da teşkilatımızın bir yeri ve rahatça konuşma şansına sahibiz. İlerideki günlerde biliyorsunuz bir Boğaziçi şampiyonu. Boğaziçi şampiyonumuz da bu sene özellikle Ataköy'deki bir Ahmet Can'ı spor oldu. Bunun sebebi de bu bir kompleksin içinde yani Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin bünyesinin içinde olan bir salon. Orayı tanıtmak, oradaki insanların sizle olan yakınlığının hangi mesafede olduğunu göstermek. Bildiğiniz gibi hepiniz de seyrettiniz televizyonlarda. Son Avrupa yüzme şampiyonası da orada yapıldı. Ve çok başarılı bir şampiyona ve de o yüzme havuzu çok kısa zamanda gerçekleşti. Bunu da tanıma şansınız ve oradaki çalışmanın hangi boyutlarda olma görme şansınız da artacak. Çünkü sporu yaparken yaptığınız veya yapacağınız sporun ileride nasıl değerlendirileceğine ve kimler tarafından takip edileceğine bilinmesi çok önemli taşımaktadır. Biraz evvel ifade ettim, çok ayrıcalıklı bir federasyondur diye. Çok önemli yeri olan bir federasyondur diye. Düşünün ki 20 yıldır bu federasyon bizler tarafından iyi veya kötü yönetiliyor. Ama bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu federasyonda 20 senedir insanlar büyük bir tesadüf içinde birbirleriyle çalışıyor. Hiç birbirimizi sevmediğimiz veyahut da bir yönünü beğenmediğimiz için çekişmeye girip onu dışlamak veyahut o insanlarda ayrı düşmek gibi bir düşünceye hiç sahip olmadık. Bizler sizlere en büyük örneğiz. Yani hep mi biz insanların gibi sevdik, hep mi herkes bizim gibi düşündü? Hayır. Ama bizim gibi düşünmeyenlerin, bizim gibi düşünen jimnastik sevenler olduğunu biliyoruz. Dış dünyadaki veya farklı politik düşünceleri bizi hiçbir zaman interes etmedi. Çünkü burada amaç yalnız jimnastik ve jimnastik camiasının var olması, bütün olması, kavgasız bir toplum olmasıydı. Ve bu örneği veren tek federasyon olduğumuza inanıyorum. Başladığımız gün bildiğiniz gibi Ufuk Ayakkuyası borcuydu, yine bugün arkadaşım var. Diğer kardeşlerimiz Mehmet'i, Ahmet'i, Hasan'ı, Hüseyin'i beraber ilk başladığımız değerli kardeşim Erdoğan Çelebi ile beraber başladık. Bugün genel sekreter, bugün de genel sekreterdi. İnsan olarak bugün genel sekreter olarak görev yapan abilerimizdendi. Ve bu desteğini hiç esirgemeden buraya kadar devam etti. Bunları söylememin sebebi bizler artık belli misyonu tamamlayan ve de bunu tamamlarken de örnek olmak vasfını taşıyan insanlarız. İlerleyen günler zaman çok çabuk geçiyor. 20 sene diyorum. Yani bu federasyonun uzun bir dönemini bizler yönettik. Sevabıyla günahıyla sizler ileride bunu değerlendireceksiniz. Ama bir gerçeği vurgulamak istiyorum ki hala birbirimizi seven, hala birbirimizle beraber olan ve sizlerin gözünün içine baktığımız zaman bizlere sevecen bakışınızı hiçbir zaman eksik etmeden yönelten insanlar topluluğu halindesiniz. O bakımdan önce bu güzelliği yıllarca yaşattığı için ben arkadaşlarıma, ileride arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İhsan Bey'e, Metin Bey'e ve tabii ki beraber yıllarca çok büyük fedakarlara çalıştığım Erdoğan Çelebi. Çünkü Erdoğan Bey bizim gerçek dostumuz ve gerçek genel sekreterimiz. Biz de amatörleriz ama o profesyonel olarak yılmadan
demoralize olmadan ve bir şeyin hesabını daha önceden yapıp da bunu maddi tarafa çevirmeden yönetimlik yapan yegane genel sekreterlerden bir tanesi. Bu demek değildir diğer genel sekreterlere. Hayır, bu haddimiz değil. Ama bir gerçeği bulamam lazım ki insanlar 20 sene annesiyle, babasıyla, eşiyle, komşusuyla bile beraber sorunlar yaşıyor. İnanın şunu samimi söylüyorum, hiçbirinizde sorun yaşamadığım gibi Erdoğan Bey'le de hiçbir sorun yaşamadım. Ama şunu söylerken hiçbir zamanda hep evet, evet, evet gibi yanıtları da almış değilim. O da zaman zaman ifadelerini, tehditlerini veya arzularını bana ifade etti. Ben de. Ama bu bedeli ölçünün hiç dışına çıkmadı. Sevgimizi hiç taşıracak boyutlara gelmedi. O bakımdan hem iki tane yabancı insan hem de biliyorum ben komitesinin bir temsilcisi buradayken bunları ifade etmek istedim. Çünkü bizim hedefimiz ülkemiz, bizim hedefimiz olimpiyatlar, bizim hedefimiz memleketimiz yüceltmek. Türkiye Cimnastik Federasyonu ufak olmanın yanında esasında çok büyük bir yani 20 bin tane Türkiye'de bundan 10 seneki sayımlarda beden eğitimi hocası var. Bu beden eğitimi hocası Türkiye Cimnastik Federasyonu'na işte öyle veya böyle gönül vermişler insanlardır. Sizi isteyerek veya istemeyerek takip etmekteler. Yeri geldiği zaman başarınız varsa bunu paylaşan insanlar durumundalar. Yani bak bizim çocuklara, çünkü biliyorsunuz daha bu psikolojik yapı kalemelikte başlar. İyi not aldıysanız ben aldım dersiniz, kötü not aldıysanız hocam verdi dersiniz. İşte iyiliğinizi, başarınızı bütün cimnastik camiası, bütün beden eğitim hocaları hatta cimnastik severler bunu paylaşmakta. Ben güzel çocuklarımıza, spor çocuklarımıza başarılar diliyorum. Takıma girmiş girmemiş hiç fazla mühim değil. Çünkü bunlar zaman meselesidir. Herkes bu çeşitli görevi zaman zaman üstlenir. Biz arkadaşlarımızı takıma girerken ayırmışım değiliz. Ama hep heyecanınızı, hep mücadelenizi, aynı ölçülerde olmanızı ve de bu ölçülerle de başarıyı daha kolay yakalayacağınızı ifade etmek istiyorum. Tekrar böyle bir yüzeyde günde beraber olma şansını veren bir Olimpiyat Komitesi, Sayın Başkanı Sinan Erdem'in teşekkürle anmak istiyorum. Çünkü büyük desteği hiçbir zaman bizde esirgemeyen bir bilgimizdir. Bu güzel düşüncelerimizi de belirtmesi için Sayın Beşanma'da rica ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Heyecanınız her zaman bizlerle beraber bizimle olduğunu biliyorum. İnşallah ilerleyen günlerde de bunu biz sizlere başarıyla ispat edeceğiz. Tekrar Erdoğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanında yaşına tabii bir yaş ilerlemesi olarak bunu kurulamayın. Ama 20 sene tabii getirdi. 20 senede insanlar heyecanını kaybetmemiş olması, aynı duygularla mücadele ediyoruz olmasına dolayı da çok teşekkür ediyorum. İhsan Bey'in yıllardır bize desteği var. Hangi konumda olursa olsun hiçbir zaman bu konumunu göz önüne olarak hizmet etmedi. Genel sekreterliğimizde de, tam müdürlüğümüzde de, antrenörlüğümüzde de bu şeyi zevkle yaptı. Metin zaten yılların sporcusu ve de çalışanı. O da aynı görevi, aynı zevkle yapmakta. Diğer çalışmalar içinde bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle kısa bir zaman sonra doğum yapacak kardeşimize de iyi bir cimnastikçi getirmesini Türkiye'ye ve bu aileye hastasını diliyorum. İnşallah başarı hepimizin ve ülkemizin olsun. Saygılar sunuyorum. Başarılar. Mutlu musun?
Teknik hocası. Başarılar. Çefaç. Yine. Sağ ol hocam, sağ ol. Özcan Yetkin. Başarılar. Hakan Seymen. Hakan Seymen. Pardon, özür dilerim. Hasan Şendi. Hasan Şendi. Hasan Şendi. Murat. Murat Dibre. Evet. Başkanından, genel sekreterinden ve yaşayan şükranlarımızı canlı olarak arz ediyoruz. Hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de ben başarılar diliyorum.